Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Doğru. Biliyorsunuz bu kanalda çeşitli videolarda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok az kaldı. Eminim şu anda siz de büyük bir heyecan yaşıyorsunuz. Şimdi öncelikle herkese başarılar diliyorum ama bununla birlikte birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum ve kendi sınav anımı hızlıca size aktarmak istiyorum. Ve buna bağlı olarak da stres yönetiminizi nasıl yapabilirsiniz sınav anında buna değineceğim. İlk olarak arkadaşlar ben sınava başladığım anda İnanılmaz heyecanlanmıştım. Bu heyecanımı ilk başta fark etmedim. Ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Öncelikle Türkçe'de 3-4 soruyu çözemeden ilerledim. Geçiyorum, bir sonraki soruya geçiyorum, yine çözemiyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum, yine çözemiyorum. Çözemedim. 3-4 soru geçti. Baktım süreye 10 dakika geçmiş. Ve dedim ki ya ben Türkçe'de zorlanan birisiyim ama bu kadar da zorlanmıyorum. 4 sorudan bir tanesini yapardım gibi düşünüyordum. Dedim sanırım bu sınav benim için çok kötü geçecek ve inanılmaz kötü düşünceye gelmiştim. Sonrasında sınavdan birazcık uzaklaştım. Ve dedim ki şu an ne yapıyorum? Yani şu an neyin içerisindeyim diye. Kendimi bir geri çektim ve şunu fark ettim. Elim inanılmaz titriyordu, dizim inanılmaz titriyordu. Ben aslında aşırı bir heyecan yapmıştım. Bunu beklemiyordum çünkü çok fazla denemi çözmüştüm. Diğer insanların tavsiyelerine dikkat etmiştim vesaire vesaire. Ama sınav anında bu böyle gerçekleşmiyor. Herkesin yani birçok kişinin ilk sınavı olacak. İlk sınavına girdiğinizde büyük bir heyecanla karşılaşıyorsunuz. Daha önce sınava girenler bunu yaşamıştır belki ama inanılmaz heyecanlanıyorsunuz. Peki ben bu durumu nasıl çözdüm? Yani 3-4 soru çözememekten iyi bir Türkiye sıralaması yapmaya nasıl geçiş yapabildim? Bunda birçok şey etkili ama bunu hepimizin yaşadığını unutmamanız lazım. Sınav anı heyecanlı arkadaşlar Türkiye birincisinden tutun da 3 milyoncusuna kadar herkes yaşayabilir. Bu anda asla yanlış hissetmeyin. Sadece bu stresi ben yaşıyorum, sadece ben heyecanlandım, sadece ben yapamıyorum gibi asla düşünmeyin. Bunu herkes yaşıyor. İkinci olarak ise arkadaşlar ben bunu bir deneme olarak göreceğim demeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki evet şu anda heyecanlıyım ama bu karşımdaki soruları normal bir anda denemeyi nasıl çözüyorsam, kendi dershanemde, okulumda nasıl deneme çözüyorsam öyle çözmem lazım. Ben de bu mentaliteye girdiğimde ya bu benim için bir deneme olsun, en kötü denemem gibi gelsin diye düşünüyordum. Çünkü hiç soru yapamamaktan çok korkuyordum. Bu mentaliteye girdiğimde arkadaşlar sorulara dalmaya başladım. Nasıl dalmaya başladım? Yani böyle bir film izlerken aslında film izlediğinizi düşünmezsiniz ya. Bu moda girmeye çalıştım. Ve sonrasında arkadaşlar evet soruları çözebilmeye başladım. İşte 10 soru, 20 soru falan geçti. ÖSYM sınavı çözdüğümü, YKS sınavını çözdüğümü hissetmemeye başladım. Ve bu sefer artık normal performansımız neyse buna dönmeye başlıyoruz. İlk olarak tavsiyem dediğim gibi sınav anında çok heyecanlanırsanız bu konuşmalarım aklınıza gelsin. Bu konudaki en önemli şey ise gerçekten arkadaşlar bunu bir deneme olarak düşünebilmeniz. Değinmek istediğim bir diğer nokta ise arkadaşlar şu ana kadar denemelerinizi nasıl çözdüyseniz, nasıl stratejiler oluşturduysanız bunları asla unutmayın. Örneğin sıralamanız nasılsa bu sıralamayı korumaya çalışın. Bunlar sizi stresten biraz daha uzaklaştıracaktır. Rutin haline gelsin bu sınav sizin için. Çok ekstra şeyler denemeyin lütfen. Ha, gerçekten mantıklı olduğunu düşünürsünüz. Farklı bir strateji denemek isterseniz onu yapabilirsiniz ama olabildiğince bence normalde ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışın. Bir diğer mesele arkadaşlar sorularla savaşmak. Şimdi eğer siz bir soruyla, bir matematik sorusuyla örneğin saatlerce uğraşabilirsiniz. Yani ders çalışırken uğraşabilirsiniz ama sınav anında bunu yapmamanız gerekiyor. Dakikalarca bile uğraşırken düşünmeniz lazım. Örneğin 2 dakika mı geçti? O an belki o soruyu çözemiyorsunuz ama sonradan geldiğinizde bu soruyu çözebileceksiniz. Bunu asla unutmamanız lazım. Yani bir soruyu boş bıraktığınızda asla evet ben şimdiden bir boş bıraktım ya da işte atıyorum matematiği bitirdiğinizde 4-5 boşunuz da olabilir. 10 tane boşunuz da olabilir. Hiç önemi yok. Ya ben normalde işte fulliyordum ama şimdi 2-3 boş bırakıyorum gibi bir düşünceye asla kapılmamanız lazım. Dediğim gibi sayılar afaki. Kaç boş bırakırsanız bırakın bu sorulara geri dönebileceğinizi ve geri döndüğünüzde daha farklı yaklaşabileceğinizi asla unutmayın lütfen. Bunu bana çok söylemişlerdi ama sınav anında insan bunu unutuyor. Sınav anında sorularla savaşmaya başlıyoruz. Halbuki savaşmadan genel olarak nasıl çözebileceğimize bakmamız lazım. Çözemediğimizde de devam edip geri dönmemiz lazım. Bunu lütfen unutmayın sizler de. Birkaç tavsiye aklınızda kalsın. Bunun haricinde çok güzel günlerin geleceğini de unutmayın. Üniversite süreci gerçekten güzel. Bakın şimdi bir üniversite kampüsündeyiz. Hastaneden döndüm. Tıp fakültesinin 5. sınıfına geçeceğim. Yani vakit zaten çok hızlı geçiyor. Siz YKS sürecinizi inşallah başarıyla tamamlayacaksınız ve sonrasında istediğiniz fakültelere yerleşeceksiniz. İstediğiniz fakültelerden istediğiniz mesleklere geçeceksiniz. Ve çok daha güzel ortamlarda istediğiniz konularla çalışma imkanı bulacaksınız. O yüzden asla moralinizi bozmayın. Hepinize sınavda çok başarılar diliyorum. Videoda bahsettiğim birkaç tavsiyeyi de asla unutmayın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Tüm YKS'ye gidecek arkadaşlara başarılar dilerim.